Erkeklerin dünyasında, erkek sisteminde kadın olmak ne kadar da zordur. Zamanın ruhunu anlayıp ötesinde yaşamak bedel gerektirir. Bu bedeli ödemeyi kabul edenler tarihe yazılır. İşte Zabel Yasayan. Yazar, feminist ve sosyalist. Hem Ermeni hem de kadın olmanın bütün zorluklarından geçti. Yazar olmak istediğinde kadın olduğu için vasatın üstünde yazmak zorunda olduğunu öğrendi. Bu yolda onu defne yaprakları değil, dikenli yollar karşıladı. Ömrü boyunca zincirlerinden kurtulmaya çalıştı. Kendini özgürleştirmek için sistemleri rahatsız etti. Hem İttihat Terakki'nin hem de Stalin'in sosyalist sisteminin hedefi oldu. Savaş, soykırım, sürgünlerle geçen ömründen geriye çokça eser bıraktı ancak hem yaşamı hem de yazdıklarıyla tarihe iz bırakmasına rağmen eril tarih İstanbullu Ermeni sosyalist feminist kadının ölümünü kayıt altına bile almadı. Zabel Yasayan'ın doğum tarihi bazı kaynaklara göre 4, bazı kaynaklara göre ise 5 Şubat 1878 olarak geçer. İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen Zabel'in ilk soyadı Hohannesyan'dı. Eğitimine Üsküdar'daki Surp Haç Ermeni Mektebi'nde başladı. Zabel'i yazarda babası Mıgırdiç Hohannesyan teşvik etti. Ancak okul arkadaşı Arşaguhi ile birlikte ünlü feminist yazar Sırpuhi Düsap'ı ziyaretinde vasatın üzerinde bir yazar olması gerektiğini fark etti. O dönemlerde İstanbul'da edebiyat ve siyaset hakkında yürütülen tartışmalara katıldı. İlk olarak Geceye Şarkı isimli eseri Ermenice çiçek anlamına gelen Zagik dergisinde yayınlandı. Aralık 1895'te eğitimine devam etmek üzere Paris'e gitti ve Sorbonne Üniversitesi'nde Collège de France'da edebiyat ve felsefe dersleri aldı. Üniversite eğitimini alan ilk Ermeni kadınlardan biri oldu. İstanbul'a katıldığı sanat ve edebiyat tartışmalarında tanıştığı ressam Dikran Yesayan'la 1900 yılında Paris'te evlendi. Sophie isminde bir kızı ve Hrant isminde bir oğlu oldu. 1902'de İstanbul'a geri döndü. Edebiyat hayatının en önemli eserlerinden Bekleme Odası isimli romanını bir yıl sonra İstanbul'da yayınladı. Politik çalkantılar nedeniyle yeniden Paris'e gitti ve Ermeni aydınlarını hicvettiği Sahte Dahiler isimli romanını yazdı. Ancak bu romanı yayımlamadı. 1908'de tekrar İstanbul'a döndü. Ermeni komitelerinin mensupları dahi İttihat ve Terakki Partisi'nin üyeleriyle birlikte ülkenin durumu ve geleceği hakkında ütopik portreler çizerken Zabel hiçbir şeyin değişmediğini, hatta daha da kötüye gittiğini söyledi ve haklı da çıktı. Ermenice Devrimci Federasyon anlamına gelen Taşnak Sutyun Partisi'ne üye olan Zabel politik kimliğiyle de adından söz ettirdi. Gerçek devrime inanan Zabel bir süre sonra kuruluşundaki sosyalist söylemden uzaklaştığı gerekçesiyle Taşnak Partisi'nden istifa etti. Kadın kimliği konusunda da radikal dönüşüme inanıyordu. Kendisini feminist olarak tanımlayan Zabel, kadının toplumdaki rolüne, uğradığı haksızlıklara realist bakmak gerektiğine inanıyordu. Kadınların erkeklerle aynı eğitim hakkına sahip olduğunda da eşitsizliğin giderilemeyeceğini düşünen Zabel, kadınların özgürleşmesinin yolunun tüm sistemin değişmesinden geçtiğini ifade ediyordu. Ermeni soykırımının başlangıcı olan 24 Nisan 1915'te Türkiye'deydi ve Ermeni bir aydın olarak hedef olmaktan kurtulamadı. İstanbul'daki Ermeni aydınlarının tutuklanarak sonu bilinmeyen bir yolculuğa çıkarıldığı listede ismi olan tek kadındı. Soykırımın başlangıcı olan bu tarihte bir akıl hastanesinde saklanarak kurtuldu. Bulgaristan'a gitti ve buradan Paris'e geçti. Adana'da 1909'da Ermenilere yönelik katliamların ardından yardım görevlisi olarak bölgeye gönüllü gidip döndüğünde yaklaşan büyük felaketi hatırlatmıştı aslında. Savaşın yanı başımızda olduğunun bilincindeyiz fakat yine de sakin ve tek düze hayatımıza devam ediyoruz demişti. Zabel'in o gün söyledikleri bugün de anlamını yitirmedi. Bu sözleriyle günümüzdeki duyarsızlaşan dünya ve insanlığı da tarif ediyor. Bu günleri 1910 yılında Batı Ermenice yazdığı Yıkıntılar Arasında kitabında sade ve hisli cümleleriyle anlatmıştı. Ne bu anlatılanlar ne o küller içinde debelenen Ermeniler ne dehşetin sarhoşluğunu üzerinden atamamış gözlerinde acı ve şaşkınlık okunan çocuklar
ne de kayıplarının acısıyla kıvranan dullar. Bunların hiçbiri yetmez o cehennem günlerinde Adana'da yaşananların karanlık ve gerçek derinliğini tam olarak kavramamıza, demişti. Halkına yaşatılanları duyarsız kalmayan Zabel, soykırımdan kurtulan Ermeni mülteci ve yetimlere yardım etmek için 1917 yılında Bakü'ye gitti. Buradaki tanıklıklarından sonra Bir Halkın Son Nefesi isimli romanını yayınladı. 1918 yılında Orta Doğu'nun dört bir köşesine dağılmış binlerce Ermeni yetim çocuğa yardım etmek için ülke ülke gezdi. Bu dönemde yazdığı mektupta bütün Ermeni halkı tehlike altında ve öncelikli sorun bu halkın fiziksel varlığını korumaktır. Ben yetimleri ve tehcir artıklarını kurtarma işini üzerime almış bulunmaktayım, diyordu. 4 yıl sonra Paris'e döndüğünde bir süre Yerevan dergisinde editör olarak çalışan Zabel, edebiyatı Ermenileri yeniden bir araya getirmenin bir yolu olarak görüyordu. 1933'te Ermenistan'a yerleşti. Ermeni Yazarlar Birliği'nin yönetim kurulunda yer aldı. Ermeni Devlet Üniversitesi'nde Batı Ermeni Edebiyatı dersleri verdi. Türkçesi Ateşten Gömlek, Grage Şabik'le Silahtar Bahçeleri, Silahtari, Bardeznari isimli romanları son eserleri oldu. Türkiye'deki soykırımdan kaçabilen Zebal, 1937'de Stalin'in Büyük Temizlik adıyla başlattığı kovuşturmasında tutuklandı ve Sibirya'ya sürüldü. Yaşamını sürgünde yitirdi. Bilinmeyen şartlar altında ölen Zabel'in ölüm tarihi bile net değil. 1942 ya da 1943 olarak tahmin ediliyor. Ermeni edebiyatının en önemli temsilcilerinden, yaşadığı coğrafyanın bilinen kadarıyla ilk sosyalist feministlerinden Zabel Yasaya'nın mezarının nerede olduğuysa hala bilinmiyor. Ancak yıllar sonra hatırlanan Zabel için kitaplar yazıldı, belgesel filmler çekildi, hikayesi sahnelendi. Hatta Paris'teki sokaklardan birine onun ismi verildi. Zabel'in yazdıkları da yaşamının bir özetiydi zaten. Saro Datyan, 5 harfliler için kaleme aldığı Zabel'in biyografisinde şöyle anlatıyor. 20. yüzyılın başında Ermeni edebiyatına yeni bir soluk getiren Zabel, hayatı boyunca hiçbir şeyin romantizmini yapmadı, hiçbir zaman kuramlar, klişeler üzerinden yazıp konuşmadı. O, hayatı boyunca kendi felsefesinin dışına çıkmadı, her daim mücadele etti ve inandığı hakikatleri romanlarında ve hikayelerinde kelimesi kelimesine işledi.